Güzel. Post Sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Önder Yağmur. Sevgili hocam, bazı kişiler zombi gibidir. Sen onları diri zannedersin fakat ölüdürler diye Kur'an'a binaen açıklamalarınız var. Peki bu insanlar çok çok yakınımız ise bunlara karşı bizim tavrımız ne olsun? Normal insanlarla konuştuğun gibi. Ya mesela annesi babasıysa yine şefkatli olacak. Yani biz ceza makamı değiliz. Mükafat makamı değiliz. Cenab-ı Allah verecektir cezasını veya mükafatını. Biz onlara akılcı bir usulla idare etmek durumundayız. Şimdi babası meyhanede sızlar gider, omzunu alır, babasını alır getirir. Ama dinine saldırıyorsa, İslam'a saldırıyorsa o zaman bir velayetleri olmaz. Yani o şekilde bir bağlantı olmaz o zaman. Meltem Bozkurt Yıldırım. Hocamızın Hazreti Yusuf Medresesi isimli kitabını okuyorum. Bediüzzaman'ı ne kadar yanlış tanıtmışlar bize. Hocamızı tanıttıktan sonra o kadar çok şey öğrendim ki bu konuda bilmediğim hocamızdan öğrendiğim birçok nimetten sadece bir tanesi. Allah nurundan ayırmasın. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde belirtilen gaybet dönemleri bitti mi? Biz onu Mehdi'yi gördüğümüzde anlayacağız. Son günlerde kardeşlikte Müslüman kadın ahlakından konuşuyorsun. Tam da ihtiyacımız olan konu. Çok da farkında olmadığımız yönden dikkatimiz açılıyor. Rabbim ne güzel yaratmış seni. Hidayetimize, ahlakımızın güzelleşmesine vesile oluyorsun. Kardeşlikten, yaşama tarzından hep konuş inşallah. Tüm yanlış yönlerimizi düzeltelim. Rabbim bu dünyada da ahirette de bir olmayı nasip etsin. Bir arada olmayı nasip etsin. İnşallah. Hadiye Hanım yazmış. Ehli bir kitap bir kadın. Tabi Allah'ın birliğine inanması lazım. Evlenilmesi için. Allah bir diyorsa tamam. Kaim, kıyamet edecek olan Mehdi benim evlatlarımdandır. Adı benim adım, künyesi benim künyem, huyu benim huyum, davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın kitabına davet edecektir. Ona itaat eden bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden, yalanlayan beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden beni tasdik etmiştir. Onu Hazreti Mehdi'yi tekzip edenleri, yalanlayanları, onun hakkındaki sözlerimi inkar edenleri, ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir. Biharul Envar cilt 51 sayfa 73. Yine Peygamber Efendimiz'den hadis. Evlatlarımdan Mehdi'yi inkar eden beni inkar etmiştir. Biharul Envar cilt 51. Mehdi'nin inkarı mümkün değil. Evet. Ama Allah katındadır kim olduğu. Gaybeti Tusi, Fazıl'dan, İsmail bin Mahran'dan, Eyman bin Muhaz'dan, efendim, Rufai bin Musa'dan, Muaviye bin Vahab'dan, Ebu Abdullah Sadık Hazretleri bu hadisi söylüyor işte. Ehl-i Beytim'den Kaim Mehdi, zamanında yaşama imkanı bulanlar ne kadar kısmetliler diyor Peygamberimiz. Onun
çıkışından önce ona Mehdi'ye inananlar, Mehdi'nin arkadaşlarını sevenler, Mehdi'nin düşmanlarından uzak duranlar mübarek olsun. Bu insanlar benim en yakınlarım, hesap günü dostlarım olacaklar. Rufai'den aktarılan hadise göre, bana göre Allah'ın en saygın varlıkları olacaklardır diyor Peygamberimiz. Müminlerin emiri Ali radıyallahu anh bir hutbesinde şöyle demiştir. Dikkat edin, suhulet, kolaylık, servettir. İmamınız Mehdi sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilir. Mehdi sizden şer hükmedenleri çekip alacak. Yani şer hükümlere. Yanlış hükümleri çekip alacak. Tehlikelerinizi kesecek. Yani tehlike kalmayacak. İşte terörist saldırısı, şu bu, darvinizm, materyalizm. Bunları kesip kaldıracak diyor. Adaletsiz hükmedenleri azledecek. Yani onlar iktidarda kalmayacaklar diyor. Adaletsiz hükmedenler. Ve dünyayı sahtekarlardan, samimiyetsizlerden ilimle, irfanla temizleyecektir diyor. Neçhül Belaga sayfa 155. Bak müminin emir Hazreti Ali hutbesinde diyor. Dikkat edin, suhulet, kolaylık, servettir. Mehdi insanları kolaylığa çekecek. İnşallah. İmam Mehdi sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilir. Mehdi sizden şer hükmedenleri, şer hükmedicileri ve yani şer hükümleri çekip alacak, tehlikelerinizi ortadan kaldıracak, adaletsiz hükmedenleri azledecek ve dünyayı sahtekarlardan, samimiyetsizlerden ilimle, irfanla temizleyecektir diyor. Neçhül Belaga sayfa 155. Bak hayret, Allah imtihanın bir gereği olarak dünyada adaleti yaşamaya bizleri mecbur bırakmış. Adaletsiz ortamda insanlar perişan oluyorlar. Evet. Mesela dürüstlük gerekiyor dinin yaşanması için. Bir mucize bu. Mesela samimiyet gerekiyor. Dili var, aklı var. Bu hayata geçtiğinde o zaman da samimiyet, dürüstlük, iyi niyet, yergamlık, fedakarlık gerekiyor. Öbür türlü insan yaşayamıyor. Evet. Toplum yaşayamıyor. Yani insanların toplum halinde yaşayabilmesi için güzel ahlak gerekiyor. Güzel ahlakın kaynağı da Kur'an. Yani insanın yaratılması ve dünyaya bırakılması yeterli olmuyor. O zaman felaket oluyor. Ayrıca insan dünyaya bırakıldığında din ve dinin içindeki bütün insani güzel hükümler gerekiyor. Bu insani güzel hükümler uygulandığında ancak normal insan yaşantı içerisinde olabiliyor. Hocam demin dil sürçer, o da kaderdendir dediniz. Mehdi'nin de Musa gibi heyecanlanınca dilinde tutukluk olacağı biliniyor. Evet. Değerli Adnan Hocam, merak ediyorum. Neden peygamberler arasında hiç kadın peygamber olmamış? Erkek olduğunda toplum daha kendini güvende hisseder. Daha uygun olur psikolojik yönden. Mesela kadın ne bileyim kaneviçe yapıyor, dantel yapıyor, değil mi? Erkek yaptığında bir garip oluyor.
yapar yapmıyor ama yapar. Kadın da yani Cenab-ı Allah istese yapar da. Ama erkek daha uygulanıyor. Çünkü zor çetin şartlar gerekiyor. Tek başına bir yerlere gitmek gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bedenen güçlü ve dayanıklı olmak gerekiyor. Kadın vücudu naif, nazik, nazenindir. Peygamberlerin o güçlü mücadelesine gücü yetmez. Mesela Hazreti Musa dağda gidiyor, yılan görüyor mesela. Bir kadın bayılır korkudan. Ama Hazreti Musa kaçıyor. Ya bazı kadınlar da cesur olur, tutar ama. Ama mesela orada bir taş var. Taşın oradan kaldırılması gerekiyor kadından su alması için. Yani 150 kiloluk, 200 kiloluk taş. Aldığıyla kaldırıyor. Ama onu kadın yapamaz. Mesela çok uzun yollar alıyor. Orada mesela adamlar kavga ettiklerinde adamları ayırıyor. Bunu bir kadın yapamaz. Mesela kuyuya atıyor uzun kiloları. Tabii yani bunlar çok zor. Bedenin hapishanede kalıyor mesela. Bir kadının hapishanede kalması çok çok zor. 7 yıl. Yani erkeklerin içerisinde yani çok mustar olacağı belli. Binlerce delil verebilirim. Olmayacağına dair. Olamayacağına dair. Ama manevi yükselişi için bir sınır yok kadın. İstediği kadar yükselebilir. Hazreti Ali'den rivayet. Allah tarafından çabuk bir zaferi bir açılışın zaferini müjdeliyorum. Adil bir imam Mehdi ile birlikte Allah gözlerinizi açacak ve hüznünüzü giderecektir. Hüzünlü olmayacaksınız. O Mehdi kendisi sayesinde onun vesilesiyle Allah'ın dostları ve düşmanlarının arasını ayıracaktır. Peygamberimiz hadis ama bu çok şaşırtıcı, bak ilk defa duyuyorsunuz bunu. Mehdi, Hazreti Ali tarafından verilen bir rivayet, onun tarafından anlatılan. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir. Amerik diye bir diyar. Ahir zamanda olacak bak. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir. Ne demek? Amerika'ya uçakla inecektir. Gün ışığından bazı kubbelerde onun, Mehdi'nin karanlık içinde nuru vardır. Karanlıkta bile nuru vardır, etkisi olur diyor. Ay ve yıldızlar gibi, bak bu da çok manidar. Peygamberimiz bir işaret veriyor. Yani bir anlam veriyor. Allah Amerik diyarını helak edecek. Ayaklanmalar olabilir, savaşlar olabilir, her şey olabilir. Ve topraklarını yıkacaktır. Yani binalar, evler yıkılacaktır. Yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek. Yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek. Yani Amerik diyarının olayları bunlar. Yani oradaki yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek diyor. Ve dalgaları, ülkeleri ve insanları yiyip bitirecektir. Yani tayfunlar, kasırgalarla oralara deniz taşacak. O dalgalar, o işte seller oraları yıkıp bitirecektir diyor. En çok hortumun gözüktüğü şeyin yaşandığı ülke. Oraya Amerik diyarı diyecekler diyor. Bak Amerik diyarı denecek. Liderleri İshak ve İsrail'in çocuklarından olacak diyor. Yani Musevi kökenli ve İshak kökeninden olacak. Yani derin devletleri, asıl yöneticileri.
Amerik diyarı fitneyi tamamlayacaktır. Bolluk ve nimetleri arttığında, dünya onlara lezzetlerini verdiğinde, iblis şehirlerinde ve yollarında yürüdüğünde, şeytanın dini onların arasından çıkacaktır. Arzular, kibir ve dünya hayatına susuzluk, rahatlıkta boğulacaklar, dünya geçimini iyiliğinde zevk alacaklar ve ilimlerle mutlu olacaklar. Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir. Dünya yöneticileridir. Uzun bir hadiste anlatıyor Hazreti Ali. Onlar dünyada gerçekleşen her şeyi bilirler. Onların bulutların arkasını gözetleyecekleri gözleri vardır. Bu hani radarla şundan bundan internetten yahut uzaydan izliyorlar, her şeyi görüyorlar. Bak onlara işaret ediyor. Denizde bayraklar gibi olacaklar diyor. Yani her yerde böyle o Amerikan bayraklı donanmalar oluyor ya. Evet. İçlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak. O topların içinde toz şeklindeki barut, evet, pamuk barutu ateşi saklayan şey. Arkası alttakinde de fünyesi oluyor. Evet. Merminin fünyesi oluyor. Ki yani binlerce mermi oluyor. Bak diyor ki içlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak. O fünyeye dokunduklarında o ateş ortaya çıkıyor. Barut da zaten toz şeklinde. O dünyadaki Amerika, yani o dünyadaki gayrimüslim, yani Müslüman olmayan ve gerçek Müslüman olan mazlumlara öfkelenir Amerika. Allah Amerika diyarının üzerine hüccetini kılacak. Mehdi'yi gönderecek. Onları isyan ettikleri ve günah işledikleri şeyle lanetleyecektir. Mehdi bulutlarının üzerinden Amerika diyarına inecektir. Ne diyorsunuz bütün bu açıklamalara? Çok muhteşem. Muhteşem. Bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Değil mi? Mucize yani. Amerika'ya geçip yapılanların aynen açıklaması. Evet. Hazreti Ali'nin Cüfrül Camiyüt Dünya Vel Ahire isimli kitabında bu. 1300 yıllık kitap. Maşallah. Peygamberimiz net görmüş maşallah. Tabii. Bilad Amerik diye geçiyor. Bilad Amerik Arapçasında. Beldelerden oluşan Amerik. Maşallah. Beldelerden oluşan Amerikan. Bak Bilad Amerik diye geçiyor. Beldelerden oluşan Amerik. Devletlerden oluşan Amerika. Maşallah. Görüyor musun? Evet. Elli parçadan oluşacağını söylüyor. 50 devletten oluşuyor Amerika'da. Evet. İmam Gazali bu Hazreti Ali'nin kitabı için şöyle diyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Cifrül Camii Dünya Vel Ahire adında bir kitabı vardı. Bu kitapta bütün ilimler, apaçık gerçekler, sırlar, gayb bilgileri, eşyanın özellikleri, alemdeki tesirler, isimlerin ve harflerin hususiyetleri yazılıdır diyor.
Bak, Biladi Amerik diye geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri. Buna benzer, mesela bak Yahudi lobisi Amerika'da çok güçlü, onu da söylüyor. Evet. Hadiste. Yahudi lobisinin hakim olacağını da söylüyor. Evet. Bütün dünyada şu hadisi konuşması gerekir. Evet, kısa bir ara verelim. Yayınımıza bir duayla devam edelim.